Yeğenimle, çocuklarımla, eşimle, ablalarımla birlikte dedik hayvanat bahçesini gezmeye gelelim. Hayvanat bahçesini geçtik, aslanların o tarafa geldik. Orada dondurma yenilen falan var. Çocuklara dondurma aldık, yiyorduk. Hatta aslanları gezerken aslanın bir tanesi dışarıda yukarıda geziyordu. Biz zannettik ki tel örgüsü falan var. Hani oradan sıkıntı olmaz. Sonra geçtik, dondurma yiyorduk. Sonra bir tane adam koşa koşa geldi, hemen zaten önümüzdeydi. Yüzü parçalanmış bir şekilde, kanlar içinde. Aslan var, kaçın diye. Çocukları aldık. Orada zaten 25-30 kişi vardı. Hepsi beraber kaçtık. O şempanze evinin oraya kaçtık. Orası da çıkmaz yere çıktı. Bir tane boş oda vardı, kapı. O kapıyı kırdık. İçeri girdik. Zaten kapının yarısını kırdık. Çocukları hepimiz içeri girdik. Kapıyı kapattık. 15-20 dakika boyunca bekledik. Biz aramasak bizi ne arayan var ne soran var. Dışarı çıktık. Sonra aradık biz. Birini, tanışı varmış burada. Dediler ki aslanı etkisiz hale getirdiler. Dışarıya çıktık biz, hepsini, çocukların hepsini falan çıkardık dışarıya. Orada görevliler vardı. Görevliler, bu binde bir olacak bir şey. Ağaçtan çıkmış, ağaca tel sarıyorlar. Telden rağmen çıkmış gibi. Onun gibi şeyler. Biz o korkuyla dışarı gelirken hayvanat bahçesi görevlilerinin hepsi buradan yeni vatandaş girişi alıyorlardı. Biz çıkarken hepsini uyarmamızdan kapıya geldim. Ben biraz taşkınlık çıkardım burada. Girmeyin, içeride daha yeni şey oldu diye. Ondan sonra dediler ki biz almıyoruz, içeri almıyoruz. Burada durdurdular, kimse içeri almadı. Ama o sırada kaç kişi giren, kaç kişi varsa hepsi içeri girdi. Hatta kaç kişi, birkaç kişiyi de çevirdik yoldan, girmeyin. Ne olur ne olmaz diye, hani yakalanmış. Girmeyin dedik. Güvenlikler yine benimle tartışıyor. Biz almıyoruz, biz etmiyoruz. Kendi gözümle gördüm. Kaç tane şahit var orada. Hepsini aldılar içeri. Ne bir güvenlik, ne bir şey, hiçbir şey yoktur. Hani gördün değil mi yaralıyı? Ne haldeydi? Yaralıyı gördüm. Yüzü kanlar içinde. Koşa koşa geliyordu. Kaçın buradan, aslan var dedi. Zaten ondan sonra çocukları falan kucakladık. Dediğim gibi az önceki olay gibi oldu. Maymunların yanındaydık, gorillerin yanındaydık. Bir baktık arkadan yüzü kanlar içinde bir görevli şey diyor. Aslan geliyor, kaçın. O sırada biz kaçtık. Yukarı doğru çıkacaktım. Babam dedi şuraya doğru gelin. Gorillerin arkasında şey, sığınacak bir yer varmış. Demir kapıyı kırdı orada bir abi. Girdik içeri. Ondan sonra orada bekliyoruz. Kimse, gelen giden yok. O, diyoruz ki susun, aslan gelebilir. Susmuyorlar. Ne onun adı? Konuşup duruyor, bağırıyorlar. O aslan gelse hepimiz paramparçaydık biz orada. Çıktık. Hiçbir şey olmamış gibi hala içeri adam alıyorlar. Biz deyince bizim canımız, can havlimiz vardı orada. Biz can pazarına girdik. Hiç umurlarında bile değil. Daha kızıyorlar bize. Ne bağırıyorsun? Nasıl çıktınız? Ya şey, bize mesaj attılar. Oraya otobüs gelene kadar dışarı çıkmayın. Aslan şey, kontrol altına alınana kadar. Aslan kontrol altına alınmış. Biz çıktık işte. Buraya doğru geldik. Ondan sonra çıktık işte.